Başak. Hı. Başak kalk. Sabah oldu Başak. Günaydın. Günaydın. Nasılsın Başak? İyiyim çok şükür. Peki beni seviyor musun? Yogiler herkesi sever. Peki bizi niye seviyorsun? Yogilerin sevmek için sebebe ihtiyacı yoktur ki. Başak burcun ne? Balık. Burcun özelliklerini taşıyor musun? Sonuna kadar taşıyorum. Hiç şarkı söyleyemiyorum demiştin ya. Şan dersleri sana bile güzel şarkı söyletti mi? Yani evet desem yalan olur, hayır desem haksızlık olur. O yüzden yine sen videosunu bekle. Şarkı söyleme videosu gibi. İnziva sonrasında aynı gazla devam ediyor musun? Gördüğün gibi çiçek. Levent'i tam olarak nasıl tavladın? Çarpıcı taraflarını hiç anlatmadın bize. Yani anlatmadıysak bir sebebi var elbet. Yani tamam cinsellik konusunda rahatım. Rahat rahat konuşuyorum. Ama annem de Sivas'ın dağlarında üzmemek lazım. O yüzden Normal People diye bir dizi var. Bilir misin? Bilirim abla. Ha, ondaki çiftin ilişkisi nasıl başlıyor? Aynı öyle düşün. Anladım. Anladım. Füçürümü kullandım yani. Sen nerede gördün benim füçürümü? Bize de yoga öğretecek misin? Onun için bir 40 fırın daha ekmek yemem lazım. Bence sen de istemezsin benim sana yoga öğretmemi. Namaste. Allah kabul etsin maçı. Özellikle çetin çetin taş neden yeşil sebze yemiyor mu sorar mısın? Bir dakika. Hemen soruyorum. Selam. Merhaba, nasılsın? Merhaba, iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Sana bir sorum var. Sor bakalım. Demişler ki Çetin Çetintaş neden yeşil sebze yemiyormuş? Öyle bir şey mi var? Öyle bir şey var aslında. Yeşil sebze yemememin sebebi sindirimi zor olduğu için yemiyorum. Ama yeşil sebze pranik olarak yani prana enerjisi olarak diğer sebzelere göre daha zor kontrol edilen ve kullanılan bir enerjisi var. Tek sebebi o. Yani yogada o prana enerjisini daha iyi kullanmak için. Hiçbir şey anlamadık. Teşekkürler. Yine hiçbir şey anlaşılmayan bir cevap oldu. Şimdi bir soru daha var. Karma çıkarcı bir düşünce değil mi? Bir gün yaptığın iyilik karşına çıksın diye başka birine iyilik yapıyorsun. Bu sadece çıkarcı değil mi? Bu yanlış anlaşılan bir konu. Şöyle yanlış anlaşılan bir konu. Biz zaten karmadan kurtulmaya çalışıyoruz. Yani iyilik yapmaktan da kurtulmaya çalışıyoruz. Kötülük yapmaktan da kurtulmaya çalışıyoruz. Amacımız iyilik yapmak da değil, kötülük yapmak da değil. Amacımız olduğumuz hali yaşayabilmek, bu nitelikleri kullanabilmek ama bunu yaparken de ahlak ve erdemle bunu gerçekleştirmek. Yoksa tabii ki birine iyilik yapıp karşılığında iyilik bekliyorsak bu bir çıkardır. Ama ilk başta kişi bu ahlak ve erdemi doğrudan yükseltip kullanamayacağı için yoga diyor ki en azından önce iyinin nasıl bir şey olduğunu deneyimle. Evet. Çünkü kötünün nasıl bir şey olduğunu zaten ister istemez günlük hayatın içerisinde deneyimliyorsun. Bir de sadece iyi olduğunda hayatın nasıl olduğunu deneyimle. Ama sonra ne iyi olmaya çalış ne kötü olmaya çalış. Çünkü iyi olmaya çalışmak da aynı şekilde bir modifikasyon ve o da dediğin gibi yani soruyu soran kişi gibi bir çıkarcılığa dönüşüyor. Bu yüzden yogadaki amacımız iyi olmak veya kötü olmak değil. Ne istem ortaya onu çıkarıp onu yaşamak ama bunu yaşarken de ahlak ve erdemi tabii ki yükseltmeye devam etmek. Çok güzel anlattın. Teşekkür ederiz. Hoşça kal. Görüşürüz. Bay bay. Peki Başak Sivaslı olmak nasıl bir duygu? Bir saniye. Gel benimle. Başak dur. Başak nereye gidiyoruz? Markete gidiyoruz aşko. Kırmızı gözlüğün nerede? Burada. Alo. Anne. Anneciğim. Ne yapıyorsun? İyiyim teşekkür ederim. Siz ne yapıyorsunuz? Sana bir sorumuz var. Buyurun. Sivaslı olmak nasıl bir duygu? Mutluluk. Çok mutluyum. Gerçekten çok mutluyum. Oyalanıyorum. Böyle dağ tepe, bahçemle. Hayır Sivaslı olmak, Sivaslı. Sivaslı olmak güzel bir şey bilmiyorum. Ben memnunum Sivaslı olmaktan. Kendi memleketimden gurur duyuyorum. Yemeklerimizle, tabiatı güzel, ne bileyim havası güzel. Peki sana bir sorumuz daha var. Buyurun.
Kuşların kulakları olmadığı halde nasıl duyuyorlar? Hiçbir bilgim yoktur. Kuşların kulakları yok mu? Yakın zamana kadar kuşların sesleri duyup ayırt edebildiklerini alıyordu aslında, biliyor musunuz? Sonra bir tane bilim adamı dedi ki kuşların kafasının yuvarlak olduğu için bir çeşit kulak görevi görüyor. Sen okuyor musun sen oradan onu? Öğreniyorum işte. Kuşların kafaları yuvarlak olduğu için kafalarına çarpan ses dalgalarından ayırt edebiliyorlarmış. Kulakları yok diye kafaları da mı yok yani? Duyuyorlar işte bir şekilde. Hiç. Uzun süreli ilişkiyle evlilik arasında fark var mıdır sence? Tabii ki de var yani. Uzun süreli ilişkide sadece ilişkin bitmiş oluyor. Kimseye bir açıklama yapman gerekmiyor. Ama evlilikte ailene, akrabalarına, ondan sonra devlete, hükümete, herkese bir açıklama yapman gerekiyor. Aynı şey değil tabii ki de. Yani evlenince bir kamu malı haline dönüşüyorsun bir yerde. Peki sizce bir insanla beraberliği devam ettirebilmek için aynı zevklere sahip olmamız şart mı? Tabii ki de gerekmez. Mesela işte ben gezmeyi çok severim, dans etmeyi çok severim, Levent hiç sevmez. İşte tiyatroya bir yere gittiğimizde de böyle bir stand-up'a falan en önüne oturmak isterim, daha göz önünde olayım isterim. Levent hiç istemez göz önünde olmayı. Bunlar ama gerçekten zevkler. Ama şu önemli olan, mesela atıyorum ben bütün insanları seviyorsam ve sevmek için çabalıyorsam, doğayı, kuşları, hayvanları seviyorsam ve dünyaya bakış açım herkesin bir olduğu yönündeyse, ama Levent hayır ya, işte fakirler ayrı, zenginler ayrı, ya da işte dünya işte solcuların olmalı, işte kapitalizm listeler ölmeli görüşündeyse, o zaman ne olur? Biz anlaşamayız. Ama bu zevk değil, bu hayat görüşü. Hayat görüşlerin farklıysa evet zorlanırsın. Ama zevk çok tartışılmayacak bir şey. Hatta laf bile var işte, zevkler ve renkler tartışılmaz diyor. Yani zevklerimiz çok farklı ama hayat görüşümüz aynı. O yüzden bir arada durabiliyoruz. Başak, üniversite okumak şart mı sence? Ya aslında şart ama herkes şey söyler işte, aa bak Steve Jobs yarım bıraktı, Einstein bitirmedi falan der ama bak ama gitmişler. Bir gitmişler, sonra yarım bırakmışlar. Bu yüzden yani mesela nasıl söyleyeyim, odun giriyorsan seni yontarak oradan çıkartıyorlar. Bir nebze olsun yontuyorlar yani. Mutluluğu bulanlar hep işlerinden istifa edip yeni düzen kuranlar mı Başak? Yani şu anda öyle ama şimdi bunun hikayesini ben size anlatayım. 90'ların başındayken şu pompalandı dünyada. Yani mesela işletme okumak acayip havalıydı. Ekonomi okumak acayip havalıydı. Herkes böyle işletme okumak, ekonomi okumak isterdi. Çünkü o zamanlar daha plaza kültürü, kariyer kelimesi ortaya dökülmüştü. Plazalarda çalışmak, o topuklu ayakkabılar tıkır 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 gezmek, o takım elbiselerle jilet gibi olmak falan, bunlar aşırı modaydı. Sonra insanın hayatının anlamının kariyerde falan olduğunu düşünüyorlardı. Gerçekten bunun için çabaladılar, uğraştılar. Anladılar ki bir 20 yıl falan geçince pek de bir olay yokmuş ya bu plazaların, bu topuklu ayakkabıların, o kariyer planlarının dediler ve sonra birden bırakıp gitme modası başladı. Aslında olay o değil. Ne bırakıp gitmekte ne kalmakta olay. Yani bundan 50-60 yıl öncesine baktığın zaman benim babam işçiydi. Sonra gitti kendi dükkanını açtı. Gayet de mutlu mesut bir insandı. Annem de ev hanımıydı. Oradaydı. Bir şey bırakıp gitmediler. Bir şeyleri şey yapmadılar. Oh my god. Hele bir dizi var ki benim dert ortağım oldu bu süreçte. Beni aster seyahate çıkarttı. Başak. YouTube sizin işiniz mi yoksa başka bir mesleğiniz var mı? Geçiminizi nasıl sağlıyorsunuz? YouTube benim işim. YouTube içerik üreticiliği diye bir iş var ve ben bunu yapıyorum. Aslında bir de artı olarak Instagram için içerik üretiyorum. İkisi ayrı işler. Bir de YouTube'un getirdiği bazı işler daha oldu. Mesela işte şirketlere eğitimler veriyorum. Ya da bazı gruplara atölyeler düzenleyip onlara eğitimler veriyorum. Bu taleple oluyor tabii. Ben kendim hiçbir zaman açmıyorum böyle bir şey. Onun dışında kitap biliyorsunuz çıktı. Şimdi yakında defter çıkıyor. Defterle beraber bazı çalışmalar daha yapacağım. Onlar da geliyor. Bence bu YouTuber'lık yani içerik üreticiliği bir işten daha da fazlası yani. Peki YouTuber'ların akşama kadar bilek gücüyle çalışan birinden daha fazla kazanıyor olması sence adil mi? Belki sana bu durum adil gelmiyor. Soruş tarzına öyle anladım. Günahını alıyorsam affet. Ama ben adil olduğunu düşünüyorum. Ve sana şunu soruyorum. Sen neden vücut gücüyle çalışanların YouTuber'lardan daha fazla ya da onlarla aynı kazanması gerektiğini düşünüyorsun? Bir kere şunu düşünüyorum. Bence senin bahsettiğin şey adalet değil. Toplumsal gelir eşitsizliğinden bahsediyorsun sen. Bu başka bir konu. Eşitsizlik başka bir konu. Adalet başka bir konu. Ben olaya yönetimsel açıdan değil, yaşam açısından bakıyorum. Bence yaşam, yaşadığımız hayatlar benim özelimde baktığım zaman bana gayet adil davranıyor. Ve seninki de sana emin ol adil davranıyor. Ve sana şu anda adaletsiz gibi görünen bir şey dünyanın en adaletli şeyi olabilir. Mesela şöyle söyleyeyim sana, bir kadın görüyorsun diyorsun ki ah diyorsun, bu kadın bunları hak edecek, ne yaptı diyorsun.
Bir kere nereden biliyorsun? Belki daha beterini hak ediyor onları yaşamayı. Ya yani sen burada birazcık Tanrı'yı oynamış oluyorsun. Yani o kimin neyi hak ettiğine karar vermeye çalışarak diyorsun ki bu bunu hak etmedi, bu bunu hak etti, bu buna daha da... Nesin sen? Tanrı mısın? Senin neyi, kimin neyi hak ettiğini bilecek kudrette bir insan mısın? Öyleysen o başka. Mesela bana da çok gelirdi böyle işte, sen daha fazla abone hak ediyorsun diye. Yo, ben tam hak ettiğimi yaşıyorum. Ben hayata adaletiyle okeyim yani. Ve şöyle olduğunu düşünmüyorum hiç, hayatta hiçbir şeyin. Ortada bir adalet pastası var. Ve başa adaletli davrandık. Başa kocaman bir dilim verdik. Ahmetçim ya. Başa kocaman bir adalet pastası verdiğimiz için sana kalmadı. Sana bu kadarcık veriyoruz. O yüzden sen ağır işçi olacaksın ve Başak'tan daha az para kazanacaksın. Çünkü Başak senin hakkını aldı diye bir olay olduğunu düşünmüyorum. Bunu güzellikte de böyle, zenginlikte de böyle. Niye mesela sana vücut gücüyle çalışmak çok kutsal bir şeymiş gibi ya da benimle aynı parayı kazanacak gibi görünüyor da zihin gücüyle yapılan bir iş sana kutsal gelmiyor. Şimdi izin verirseniz biraz prova yapmam lazım. Video çekimine gideceğim şimdi. Aura ekip bekliyor beni, reji ekibi. Gider misin arkadaşım? Ya git. Valla prova yapacağım. Valla başlıyorum bana. Spoiler olur. Evet. Başak. Küt saçlı fularlı kız ne kadar değişti? Oşan'ın bir tane sözü vardı yanlış hatırlamıyorsam. Kendimle çelişmiyorum. Her gün başka biriyim diye. Buna çok katılıyorum. Bebeğiniz olursa erkek kız isimleri ne olur? Kız olursa zeytin, erkek olursa peynir. Peynir. Amazon Prime'ın Türkiye'ye gelmesi ve fiyatının 7.90 TL. Düz 8 diyelim olmasının şerefine bu videoyu yapmam farz olmuştu. Amazon Prime'de gönül rahatlığıyla izleyebileceğiniz diziler önereceğim size. Eğer benim dizi zevkimi seviyorsanız bu videodaki dizileri de seveceğinize emin olabilirsiniz. Başak, YouTube videolarında karanlık ve zayıf noktalarını paylaşmaktan rahatsız olmuyor musun? Aslında hiç olmuyorum çünkü bütün mesele bu zaten. Yani senin karanlık ve zayıf diye nitelendirdiği yönlerimle yüzleşmem ne oldu aslında her şey. Ve bu benim yaptığım aslında kendimle böyle bir challenge gibi bir şey, tamam mı? Kendimi zorlamam, kendimi değiştirmem ve kendimin en karanlık taraflarını ortaya çıkarmam aslında. Ve ben bunu yaparken kendimle meselemi halletmeye çalışıyordum. Ama baktım ki videoda yayınladıkça, videoda anlattıkça birçok insan da şifa buluyor. Çünkü gerçekten insanlar alışık değiller. Bir insanın kendisini böylesine açmasına, böylesine eleştirmesine, böylesine acımasız davranmasına alışık değiller ve bu benle beraber birçok insana da yüzleşme oldu. Yani mesela bu Kırmızı Oda dizisini sevmesinin sebebi de bu zaten. Orada yani kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla meselesi bu birazcık. Ben kendimi yerin dibine sokuyorum ve bu beni çok iyileştirdi. Ve bu videoları yaparken de aslında iyileşme sürecimdi bu benim. Baktım ki başka insanlara da şifa oldu. Yani Allah'ın bilini kullanmasak diyeceğim. Eğer bir dizi filmde olsaydın kim olurdun? Hangi karakter? Yani kesinlikle Anne with an E dizisindeki Anne olmayı çok isterdim. Ya da Friends'teki Phoebe olmayı çok isterdim. Levent abiyle tanışmamış olsaydın hayatın nasıl olurdu? Ya tabii ki de farklı olurdu ama hiç bunun üzerine düşünmedim yani. Aa, Levent'le tanışmasaydım hayatım ne olurdu, ne halde olurdum, nasıl, neler yapıyor olurdum, o çok düşünmedim. Ama şu anki yaptığım işten çok farklı bir şey yapacağımı düşünmüyorum. Çünkü bunun Levent'le bir alakası yok yani. Eğer bahsettiğin şey buysa. Peki nasıl tanıştınız? Hadi gel göstereyim. Nerede tanıştık size göstereyim mi? İşte tam olarak burada tanıştık. Şu direğin üstünde. Şurada böyle o, kuzeni, bir çocuk daha var, fotoğrafçı. Orada oturuyorlardı. Ondan sonra merhaba dedim ben Başak. Tabii acayip insan canlısıyım çünkü erkekleri çok seviyorum biliyorsunuz. Levent dedim ki merhaba ben Başak dedim. Levent dedi ki merhaba ben Osman dedi. İşte öyle tanıştık. Gerçekten Osman olduğunu söyledi. Ben de hiç sorgulamadım yani. Osman komik olduğunu zannediyordum o zamanlar böyle şakaların. Aynen. Baban hayatta olsaydı sence nasıl bir insan olurdu? Bunu bir zamanlar çok düşünüyordum bunun üzerine. Babam hayatta olsaydı şöyle olurdu. Babam hayatta olsaydı şunları yapardım. Babam hayatta olsaydı benimle böyle konuşamazdım. Babam hayatta olsaydı hayat böyle olmayacaktı. Hayat bana böyle davranmayacaktı. Babam olmadığı için herkes bana böyle davranıyor. Diye çok düşünüyordum bunun üzerine. Ama artık meselenin olmadığının farkındayım. Hatırladığın kadını sevdin mi? Çok sevdim. Sevmeye devam ediyorum. Peki hatırladığın en tuhaf rüyan neydi Başak? Anlatayım mı? Anlat anlat. Bence anlat bunu yani. Onları da alakadar eden bir durum. Beni çok uzun süre kötü etkileyen bir rüya gördüm. Ve aslında belki de ara vermeme sebep olan rüyaydı. Onu söyleyebilirim size.
gece uyuyorum. Rüyamda şöyle bir şey görüyorum. Böyle Levent'le beraber elimizdeki kameralarla bir yere çekime gidiyoruz. Ama böyle gökdelenler, plazalar var her yerde böyle. Yani önemli bir çekime gibi gidiyor gibiyiz. Sonra böyle bir merdiven var. Merdivenden aşağı ineceğim. Orada bir resim var böyle. Diyorum ki Levent'e, ya diyorum şu resminde bir fotoğrafımı çeksene ya diyorum böyle. Merdivenlerden iniyorum. O resminde duruyorum Levent fotoğrafımı çeksin diye. Hemen merdiven bitti yere başka merdiven daha aşağı iniyor. Orada bir adamı bir dövüyorlar. Bir dövüyorlar size anlatamam. Bir adamı 4-5 adam linç ediyor ama nasıl böyle derisini jiletle soyup böyle derisini soyup atıyorlar. Yani kolunu kesmiyorlar, bacağını kesmiyorlar ya da böbreğini almıyorlar. Derisini lehime lehime ediyorlar. Özel bölgelerinin yani şöyle söyleyeyim yumurtalıklarındaki deriyi kesiyorlar da böyle atıyorlar deri ama anladın mı? Böyle şoktayız. İlk önce böyle bağırıyorum yapmayın etmeyin sonra bakıyorum ki bunlar vahşet yapıyor ve sesimi çıkartamıyorum. Böyle seyrediyorum etrafta insanlar da var böyle seyrediyorlar yani kimse sesini çıkartmıyor. Herkes böyle izliyor. Ondan sonra uyandım, uyamadım ve Levent'e anlattım hemen. Ama kaç gün o adamın hali gözümün önünden gitmedi. Atlatamadım yani. Kaç gün hem de. Zeynep var arkadaşım, psikolog. Rüyalar konusunda bayağı bir ilgili ve bilgili biri. Ona anlattım bu rüyayı. Dedim ki abi sana rüya anlatacağım dedim. Bunu ben çözemiyorum. Ben bu rüyayı niye gördüm? Bu adam bu olayın benimle ne alakası var? Anlattım. Dedi ki Başak kusura bakma ama bu rüyanın tabiri çok bariz. O dedi, rüyanda dedi gördüğün, aslında karşında gördüğün kişi de aslında sensindir. Yani biriyle kavga ettiğini görürsün ya rüyanda, aslında o kavga ettiğin kişi de sensindir. O başka biri değildir yani. Orada lime lime edilen adam aslında sendin. Ve orada onu böbreğini kesmediler, bacaklarını koparmadılar. Çünkü sensin o. Yani seni lime lime ediyorlar. Seni linç ediyorlar. O derileri derisi soyulup atılan kişi sensin. Ve kimse sesini çıkarmıyor. Ya herkes gördü senin linç edildiğini ama kimse sesini çıkarmadı. Mesela de o adamın dedi özellikle de yumurtalıklarının kesilmesi. Sebebi de aslında bu. Senin üretkenliğini aldılar senin elinden. Ve sen şu an üretemiyorsun. Hiçbir kelime, cümle kuramıyorsun, kurmak istemiyorsun veya. O adamın yumurtalıklarının kesilmesinin sebebi oydu. Senin üretkenliğin elinden alındı. Sen lime lime edilirken de kimse sesini çıkarmadı. Ancak 2. Dünya Savaşı'ndan sonra toplumların da bazen hasta olabileceği fark ediliyor. Şu ana kadar yazılmış tüm kitapları okumak mı isterdin yoksa tarihi 100 olaya şahit olmak mı? Bugüne kadar yazılmış bütün kitapları okumayı tercih ederdim tabii. Çünkü tarihi 100 olaya şahitlik edebilirsin zaten. Nasıl yani edeceksin? Her şey beyin bedava. Yani astral seyahatler olur, hayal gücü olur, izleyerek olur. Yani ben birçok şeyi izlerken oradaymışım gibi hissediyorum zaten. Sen olmadan seni tanısaydı ne düşünürdün? Ay çok tatlı kız derdim. Yetiştirilme tarzınla ilgili tek bir şey değiştirecek olsan ne olurdu? Daha az eleştirilmek isterdim. Elinde olsa insanların evine bir gün bulmaları için ne koyardın? Ya dinle küçük adam derdim ama şu anda insan olmakla diyebilirim gerçekten. Daha şimdi 21. sayfadayım ama müthiş. Başak, eşcinsel evlilikler yasallaşsın mı? Yani yasallaşsın tabii. Evlenmek isteyen herkes evlenmeli. Peki ne zaman ailem engel olmaktan çıkar? Biraz sığ ve çiğ gibi görünecek bir cevap vereceğim sana ama ekonomik özgürlüğünü kazandığın zaman. Çünkü aileler çocuklarını genelde malları gibi görürler. Yani bildiğin meta gibi görürler aslında. Bu sana acımasız gelebilir ama şöyle söyleyeyim. Burada da kötü niyeti değildir anne baba. Çünkü sen doğduğundan o böyle çocukluk evlerinde falan o anneye babaya muhtaç halin, onlarsız yapamaz halin var ya. Bu insana inanılmaz iyi hissettiren bir haldir. Ama sonra büyürsün ve annene babana ihtiyacın kalmaya başlar ve bu anne baba için yıkıcı bir andır. Seni ellerine tutabilecekleri, seni onlara bağımlı hale getirecek tek şey aslında bu ekonomik durum. Kalır. Parasını ben veriyorum, gideceksin. Parasını vermiyorum, gitmeyeceksin. Parasını ben veriyorum, giyeceksin. Giymeyeceksin. Alacaksın, duracaksın, yapacaksın. Çünkü parasını ben veriyorum. Hatta bu kitapta bununla ilgili o kadar güzel bir örnek var ki ilkel toplumlarda birey toplumdan ayrı olarak düşünülemez. Birey olamazsın. Böyle bir hakkın yok. Ne zaman birey olarak kabul ediyormuş biliyor musun ilkel toplumlar seni? Bir arazi sahibi olduğun zaman. Yani ekonomik özgürlüğünü kabul ettiğin zaman
seni birey olarak kabul ediyor ve senin bireysel duruşuna saygı duyuyor. Levent abiye ilk günkü gibi aşık mısın? Hayır. Levent abinin kalbi parçalandı. Gözler şıpıt. Biraz saçma gelebilir ama ölümünün nasıl olmasını isterdin? Ne düşünüyorsun? Bilmiyorum. Kafamda bir sürü soru var. Çık 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 çık.